Bugün sizlere kemik erimesi, osteoporoz da denilen yaygın bir kemik sağlığı probleminden söz etmek istiyorum. Dünya üzerinde kadınlarda meme kanserinden sonra en fazla, erkeklerde de prostat kanserinden sonra en fazla görülen kemik sorunlarından biri, genel sağlık sorunlarından biri kemik erimesi. Kemik erimesi en çok bayanların sağlık problemi. Bayanlarda menopozdan sonra özellikle hormonal değişikliklerin getirdiği etkiyle birlikte vücutta ciddi kemik kaybı ortaya çıkabiliyor. Ve bu genetik faktörler tarafından da destekleniyor. Kemik erimesine bağlı olarak en fazla ortaya çıkan sorunlar da düşük enerjili düşmelere, çarpmalara, travmalara karşı meydana gelen kemik kırıkları. Bu kemik kırıkları bazen ölüme kadar giden ciddi sonuçlara varabiliyor. Bu nedenle bu hastalığın tanısı ve tedavisi, korunmasıyla ilgili sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Vücudun kemik yapısı çocukluk çağından başlayan yaşlılığa kadar devam eden bir yapım yıkım döngüsü içindedir. Gençlik döneminde yapım fazla, yıkım daha az iken erişkinlik döneminde bu denge eşitlenir. Yaşlılık döneminde de yapım daha az, yıkım giderek artan bir denge gösterir. Bu nedenle 30'lu yaşlardan sonra yavaş yavaş kemik yıkımının artmaya başladığını görüyoruz. Bu nedenle eğer çocukluk çağında güçlü bir kemik yapısı kazandırabilirsek kişilere, ileriki yaşlarda kemik erimesine bağlı sorunları daha az göreceğiz. Bunun için özellikle ilk gençlik çağlarında çocukların beslenmeleri çok çok önemli. Süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyumdan zengin gıdalar almaları, çocukların düzenli güneş görmeleri gerekiyor. D vitamini sentezi deride güneş yoluyla sağlandığı için ve D vitamini ile kemikler daha fazla güçlendiği için çocukların bu anlamda gerçekten desteklenmesi gerekir. Bunun yanı sıra özellikle ilk gençlik çağlarında çocukluktan itibaren çocukların düzenli spora başlatılması, kemiklerin daha güçlü olmasını sağlanması bakımından çok büyük önem taşır. Eğer ailede kemik erimesi veya kemik erimesine bağlı kırık öyküsü varsa genetik olarak kemik erimesi bakımından risk altındasınız demektir. Bu riski azaltabilmek için etkileyebildiğimiz çevresel faktörleri azaltmamız gerekir. Beslenme bunlardan biri. Diğer nedenler de günlük yaşam biçiminizin düzene sokulması. Örneğin çay, kahve tüketiminin azaltılması gerekiyor. Günlük 2 ya da 3 fincandan fazla kahve içimi kemik erimesi riskini artırmaktadır. Yine sigara kemikler üzerinde zehir etkisi yapan bir faktör. Bu nedenle sigaranın da kesinlikle bırakılması gerekiyor. Yine alkol kemiklerde zayıflığa neden olan bir alışkanlık. Bunun da düzene sokulması gerekir. Aynı şekilde eğer iltihabi romatizma gibi sağlık problemleriniz varsa, tiroid hastalığınız varsa veya benzeri bir takım kronik sağlık problemleriniz, hastalıklarınız varsa bunların da mutlaka hekim gözetiminde takip edilmesi ve bu hastalıkların kontrol altına alınması gerekir. Çünkü tiroid hormonlarının eksikliği ya da fazlalığı veya iltihabi romatizmanın sürekli alevli halde kalması da kemik erimesi riskini artıracaktır. Aynı şekilde kontrolsüz kortizon ilaçlarının kullanımı da kemik erimesi yapabilir. Bu nedenle hekim gözetimindeki takipler çok çok önemli. Eğer kemik erimesi tespit edildiyse bundan sonra mutlaka fizik tedavi hekiminizle birlikte yıllık takiplere başlamanız ve tedaviye düzenli uyum göstermeniz ilerideki sağlık kaliteniz bakımından çok büyük önem taşıyacaktır. Sağlıcakla kalın.